Selamlar hepinize. Şampiyon Ligi'nin yarı final karnesini yeniden sizlerle birlikteyim. İki yarı finalimiz vardı. İkisinde de aslında reverse sweep gördük. Gerçi bir tanesi diğerinden daha reverse sweep'ti. Yani tam reverse diyebileceğimiz şekildeydi. Bir tanesinin 2-0'a gelmesi bile çok tuhaf bir durumda. Önce 2-0'a gelmesi çok tuhaf olan serimizle başlayalım. Ee, 1907 Fenerbahçe ve Supremacy serisiyle başlayalım. 2-0'a gelmemesi gereken bir seriydi bence bu. Çünkü ilk maç ne net şekilde 1900'lere Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyordu. yani çok ciddi anlamda bir... Ya yani şöyle söyleyeyim. Öyle bir seriyi izledik ki serinin içerisinde gerçekten kazananın hiç belli olmayacağı bir seriydi. Ama bu iki tarafta süper oynadığı için olmadı ne yazık. Yani seyirci gözüyle çok eğlenceli bir seriydi. Çünkü sürekli bir fight var. Sürekli bir şeyler izleyebiliyorsun. Aksiyon halinde. Ama analiz gözüyle baktığım zaman gerçekten çok kötü bir seriydi. Çünkü iki takım da ne bir Erken önde öne geçme planına sahip. Ne bir makro planına sahip. Ne bir işte rakibin zayıf yönlerini cezalandırmaya yönelik bir şey yapıyor. Ne draftta ekstra çok süper bir şey hazırlamış. Yani çok aslında öngörülebilir bir seri oynandı. Tabii ki maçların içerisindeki fightlarda hangisini kazanacağını, kimin nasıl pozisyon alacağını öngöremezsin. Ama gidişat çok öngörülebilir bir gidişattı ve ilk maçta aslında yapması gereken iki tane şey vardı 1994 maçın. E, Bir e, onca'nın e, ilk ultisini ve ikinci ultisini Sayez'i çok düşürmek için kullanabilirlerdi. Bence onları çok verimli kullanamadılar. E, Sayez'i çok rahat düşürebilirlerdi çünkü oyundan. E, Viktor e, İreli eşleşmesinde özellikle noktornadan üst tarafından gelebiliyorken cevap vermesi çok kolay değil. İkincisi maçın içerisinde e, öyle tuhaf savaş kararları veriyordu ki. Yani zaten iki tarafta seri boyunca bu arada tuhaf savaş kararları verdi. Oraya geçiyorum. Savaşın içerisindeki pozisyon olma konusunda Kaori öyle tuhaf kararlar veriyordu ki bence maçı Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyordu. Yani bu kadar trollüye kaybetmemeleri gerekiyordu. Ama onlar da işte tuhaf verilen kararlardan bir tanesi. Çok dar bir alanda bir savaş yapmayı tercih ettiler. Victor ve Tristana'ya ulaşamadılar bir tane en son savaşta ve ona ulaşamadı. O ikisine ulaşamadıkları için de zorla da olsa kaybettiler aslında. Yani bence bu maçı alması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Onların elindeydi bu maç. İkinci maç bu maç çok daha Supermassive kontrolünde geçen maçtı. Supermassive'den çok hatta Ragnar'ın kontrolünde geçen bir maçtı. Çünkü ilk kez seride belki de hatta tek kez bir koridordan e, kurdur baskısı kurmaya yönelik bir oyun stili gördük aslında. Ciddi anlamda bir e, İrelianar eşleşmesinden baskı kurduraklar. Oradan alınan avantaj da iyi değerlendirdi aslında takım Anadolu tarafı. E, çünkü neden değerlendiremesinler? Çünkü sadece takım savaşı yapılıyor ve altın olarak ciddi bir üstünlüğünüz varsa takım savaşında zaten bir şekilde kazanıyorsunuz. Yani seri boyunca mesela daha önceki serilere kıyasla işte geçen haftaki Galatasaray DP serisi veya e, nasıl Fenerbahçe serisinin aksine bu seri de hiç 3000 altın üzerine bile doğru çıkmadı. Hiçbir yerde. Yani zaten bir şekilde 3000 üzerine çıkardıkları zaman bitmeye yakınken falan oldu e, takımlar adına. Çok ciddi bir avantaj alınamadı çoğu süre. Çoğu e, dakika boyunca. Ama ilk kez ve tek kez seride bir koridor odaklı bir hamle yapıldı. E, Supermasif yaptı onu ve Ragnar'dan aldığı üstünlükle de onu da iyi bir kartopuna çevirerek de 2-0'a getirdi seriyi. Üçüncü maç. Ben bu maç oynarken yaklaşık dakika 10 falandı. Bu maçın oynandığı dakikanın dakika 10'u falandı. Daha yani çok bir şey de görmemiştik. Şöyle bir tweet atmıştım. Ee, dedim ki bu serinin kazananı kim olursa olsun. Yani Supermassive de kazansa, Fenerbahçe de kazansa. Diğer taraftan gelen takım favori olacak. Çünkü bu maçın 10. dakikasında şunu idrak ettim. Yani aslında idrak ettim demeyeyim. Ee, umudu kestim diyeyim. Daha iyi, daha mantıklı olacak. Çünkü e, baştan da aslında böyle sürekli savaş odaklı... ...sürekli birbirine giren bir maç bekliyorduk aslında. Ama bu maçın 10. dakikası civarında... ...şuna net şekilde kanaat getirdim. Bu iki takım da başka bir şey oynayamaz abi. Yani sadece takım savaşı yaparak oynamaya alışmışlar. Sadece bunu bilerek alışmışlar. Ama bence burada... E, Yerilecek kısım Supermassive'in yaptı Çünkü Fenerbahçe zaten sezon içinde de ya yani ikisi de aslında sezon içinde de böyle oynadı. Ama Fenerbahçe bunu yaparak sadece 9 galibiyet alabildi. Diğer taraftan bunu yaparak sadece 15 galibiyet alabildi. 18 maçta 15 maç kazanmış bir takımın. Bu kadar e, plansız projesiz gelmesi gerçekten yerilecek bir durum. Üçüncü maç e, bir tık daha bu sefer e, Nocturne tarafından avantaj sağladılar. Bu arada Supermassive'in sezonun içinde yaptığı bir e, int, troll, p, int last pick modu vardı ya gene yaptılar onu. Nocturne normal koşullarda Atrox'a karşı çok ciddi anlamda üstün kalabildiği bir eşleşmeye gidiyor. Ve Atrox'u Nocturne'u görerek Atrox aldılar. Ki seri içerisindeki adaptasyonlarında da sanırım bir maçta da Nocturne'u yasaklamışlardı. İkinci maç mı? Dörtte mi yasaklıyorlardı? E, dörtte yasaklıyorlar. Bence Oncan bireysel anlamda e, çok hazır gelmişti. Sezonun çok daha ötesinde oynuyordu. Zaten çok kötü bir sezon geçirmiş. Yani gerçekten dibi görmüştü sezon içerisinde. Ama Reis olarak daha iyi oynuyordu. Bu sefer üst koridorda kontrolü oncan aldı. Bu sefer Victor'un üzerine baskı da kurmayı başardılar. O noktorunun farkıyla beraber. Ama gene maç istedikleri noktaya gelmedi. Yani yine avantajlılardı. Yine üstünlerdi. Ama yine çok kötü savaşlar yapıp e, şeyleri var, avantajı verdiler Supermassive. Ve sonra Supermassive kötü savaşlar yapıp bir yerde Yone'ye yakalanıp topluca böldü. Daha sonra orada bile bak maçı izleyenler hatırlayacaktır. Yani Quadra gidiyor Yone'ye. Bu Fenerbahçe'nin yeni bir türün önünde oluyor. Fenerbahçe tempoyu aldı diyorsun. Sonra gene Supermassive ittirmeye başlıyor. Yani gerçekten ama ne ne yani Takımlar bu maç kendi oynadıkları maçı izlediğinde kendi his, halklarına ne düşündüğü çok merak ediyorum ya. Biz ne yapıyoruz diye bir sorguladılar mı acaba şu maçı oynarken, oynadıktan sonra veya izlediklerinde. Ya hakikaten çok komik bir seriydi gerçek. Ama en nihayetinde bir tık da olsa e, bu maçta özellikle biraz daha olsa daha iyi e, oynayan taraf Fenerbahçe'ydi ve üçüncü maçı kazanmayı başardı. Dördüncü maç bence bireysel olarak bireysel e, oyun algısı Farkının e, ilk kez görüldüğü noktaydı dördüncü maç. Özellikle Sparz'ın ve Elramir'in hedef seçimi. E, zaten genelde Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda o ikisinin kitle kontrolü konusunda en azından çok iyi maç oynaması gerekiyordu. Ki bence şu yönden de bir artıydı bu maç onlar adına. Bu sefer koridor aşamasında aslında ciddi anlamda problem yaşadılar. Takım halinde yaşadılar. Sadece bir kişi değil. Nerem'in de koridor aşamasında problem yaşadı. Sinap da biraz erken aşamada problem yaşadı. Oncan da yaşadı. Ve 3 koridorun üçünden de erken aşamada problem yaşadıkları bir maçta e, bu sefer mesela çok aşırı troll savaşlar seçilmedi. Yine troll savaşlar seçildi. E, ama mesela bir maçta toplamda 10 tane troll savaş oluyorsa bu maçta 5 tane oldu. Diğer önceki maçlarda. Daha az troll savaş seçildi bu maçta. E, özellikle de savaşların içerisinde e, hedef seçimi konusunda Spars'ın daha iyi iş çıkarmasıyla beraber takıma, kendi takım arkadaşları ve rakibine kıyasla e, seriyi 2-2'ye getirmeyi başardı Fenerbahçe tarafı. Beşinci karşılaşma e, bence draft, yani ufak da olsa draft dif olduğunu düşündüğüm tek maçtı. Çünkü önceki maçlarda zaten genelde çok benzer draftlar çıkıyordu. İşte birinde bir tane ittirme avantajı Nocturne alıyordu. işte Oncan alıyordu. Diğerinde Ragnar alıyordu falan şekilde. Sadece ufak tefek farklı alıyordu. Bence bu maç e, draft diff diyebileceğim tek maçtı. Hekarim'e rağmen e, şöyle bir problemi vardı. Supermassive tarafında. Minyon itemiyorlardı. Yani Jinx Kaisa'ya karşı itmesi daha kolay. Da Sylas'ın Akali'ye karşı itmesi daha kolay. Nocturne'un Orna karşı itmesi daha kolay. Minyon itemiyorlardı koridor Ve zaten serinin de en hızlı karşılaşması oldu. Neden en hızlı karşılaşması oldu? Çünkü sıfır tehdit altında oynayan bir Sylas. Neredeyse sıfır tehdit altında oynayan bir Jinx var. Ve kendi oluşturdukları tehdit de yani e şu maç uzasa... Şöyle bir durum var evet şimdi Orn, Akali kaysa. evet geç oyuna çok güçlü gidiyorsunuz ama Sylas ve Jinx de çok güçlü gidiyor ki. Yani Sylas da boru bir şampiyon değil ki artı Sylas'ın yeni durumunda Sylas orta oyunda da çok güçlü. E bedava koridor aşamasını oynadı. Geçmişten beri de bu arada Akali-Sylash eşleşmesi çok gördüğümüz bir eşleşmedir. E, bedava koridor oynadı. Hiçbir koridorlardan diğer koridorlara gitemediği için baskı da görmedi Stunlap. Çok bedava bir oyun oynadı. Bedava oyundan sonra da aslında takımına da galibiyeti de getirmiş oldu. Çünkü bu kadar baskı altında yani bence draftif dememin sebebi bu zaten. Baskı altında kal, kaldırabilecek bir şey yoktu Süpermar'ın. Fenerbahçe de baskı altında kalsa bile late game'de iş yapabilirlerdi. Hiç baskı altında kalmadıkları için de. mid game'de kazandılar maçı ve 3-2 ile finale çıkmayı başardılar. Bence de çok büyük bir başarı bu arada. Ee, finale yani finalde başlarına ne gelirse gelsin. Bu arada çok net söylüyorum, büyük de konuşuyorum bu konu hakkında. Eğer Fenerbahçe şu finali kazansın Finalin MVP'sini Kosora götürüyorum. Daha da büyük ödül veremem yani. Finalin MVP'sini Kosora götürüyorum. Çünkü neden bunu bu kadar kendime güvenerek söylüyorum? Çünkü şu seride bu arada bunu Süpermasif için de söylerdim. Çünkü Süpermasif de çok kötü oynadı. Yani kötü oynadı derken rakiplerine niye oynadı Fenerbahçe? İkisi de birbirlerine kıyasladığımızda rakiplerine baktığımızda. Ama daha 3. maçın ortasında daha 3. maç bitmemişken daha seri 2 0 iken. ki muhtemelen 3-0'a gidiyordu seri o noktada. Ee, çok söylediğim şeyin hala arkasındayım. Galatasaray EV serisi çok daha iyi olacak diye. İki seriyi görmeden Ne Nitekim de öyle oldu aslında. Galatasaray Wildcat serisinin ilk maçı benim çok beğendiğim tarzda bir draftta çıktı Galatasaray. Oraya da geçmiş olalım bir yandan. Ama Fenerbahçe şampiyonunu da MVP'yi Kosova'ya götürüyorum net. Armut da geliyor zaten. Armut da Matt Lyons şampiyon oldu. Ee, şimdiden yani bunun spoiler'ı yok artık. Herkes farkında da Armut'u da götüreceğiz zaten. Gelirse tabii ki. ya ben teklifimi yapacağım o gelirse götüreceğiz. Ee, i̇kisini beraber götürebiliriz hiç problem değil. İstanbul Wildcats Galatasaray serisine geçelim. İlk karşılaşmamız. Benim aslında çok beğendiğim tarzda ve modern bulduğum kompozisyonlardan bir tanesi. ki. Neden bunu düşünüyorum? Ee, aslında draftta bence yapılan adaptasyonlar iyiydi. Narban'ına kadar. Bence Narban'ından sonra İstanbul Wildcats'ın Renekton'u unuttuk dediğine düşünüyorum. Çünkü çok... Yani hem Nidali var hem Renekton'a cevap verebilecek 3 tane şampiyon üst üste banlandı. ikinci yasaklama aşamasında. Ee, yani biraz gol oldu Renekton seçimi. Evet kör Renekton aldı Galatasaray ama 4'ten aldılar ve e, gidişat hakikaten çok ona hazırlıklıydı. Neden bu kompozisyon çok modern olduğunu düşünüyorum. Erken oyun hiçbir koridoru kaybetmiyorlar. Hatta 1 veya 2 koridorda ihtimal avantajı alıyorlar ki e, oyundaki maçtaki ilk kanda zaten bu iki şeyi gördük. Yani iki koridorda birden alınabilen ittirme avantajını gördük. ki altta da alabilirlerdi. İkincisi, oyunun her aşamasında güçlüler. Bak bu çok zor bir şeydir. Bu kolay kurulamaz. Genelde işte bazı çoğu zaman takımları bazen erken oyunu feda ettiğini görürüz orta ve geç oyunda güçlü olmak için ama bu kompozisyon erken oyunda da güçlü, orta oyunda da güçlü, geç oyunda da güçlü. Böyle bir artısı var. Bu çok kolay kurulmuyor. Artı tempoyu aldığı zaman geri dur durdurulması çok zor bir kompozisyon. Nitekim de zaten maçın içerisinde böyle oldu. İnanılmaz temiz bir kule altı yaptılar. Seviye 3-4 civarında ee, üst koridora çok temiz bir kule altı yaptılar. Neden temiz olduğunu söylüyorum bu arada bunun? Aslında Vadiet hazırlıklıydı buna. Olaf oradaydı, yakın durumdaydı. Üstelik Orianna ışınlanını da attı. Buna rağmen kayıpsız çıktı ve skorunu aldı Galatasaray. Çok inanılmaz temiz uygulanmış bir e, kule altıydı. Bu uygulamanın üzerine biraz altın üstünü aldılar. Bunu da zaten orta oyuna geçerken 5 bin altına kadar çıkarlar. Maçın sonuna kadar da kapanmasına da müsaade etmediler bunun Ve maçın orta oyununda da... Aslında Wildcats özellikle Farfetch'le bir iki tane ekstra skor, ekstra pozisyon bulmuş olsa da... Ya yani maçtan koparmamak için tutulmuş olsa da çok ciddi bir fark vardı. Ve bu fark tamamen o ilk başta alınan e, kule altı avantajından ve kompozisyon farkından oldu. Zaten yani... 60 milyon 60-70 milyon üst koridorda fark var. Orta koridorda önemli bir süre fark vardı. O sonradan kapandı. Alt koridorda mesela başta gerideydi Rubelius. O da 30-40 milyon önüne geçti. Yani genel olarak çok çok büyük bir altın farkıyla oyunu oynadı Galatasaray ve seride 1-0 öne geçmeyi başardı. İkinci karşılaşma İlk karşılaşmanın çok benzeri biraz farklı şampiyonlarla oynandı. Bence burada da Wildcats'in bir tane ufak draft hatası var. Ban hatası diyeyim burada da. Burada da Samkenci banlamayarak bence kendi ayaklarına sıktılar. Çünkü şunu gördük bu maçta da. Şimdi yine bir erken Kalista seçim var. First pick'e Karim karşısında Kalista ile gitmeye karar verdi yine Wildcats tarafı. Ki bence buraya kadar bir mahsur yok. İşte erken oraya almak belki bir problem olabilirdi. Nitekim bu maçta sorun da yarattı. Ama bunu da belli bir oranda kabul edilebilir tutabiliriz. İkinci yasaklama ekranında yani siz elinizdeki kompozisyon böyle o zamana kadar şeyi vardı elinde. Wildcats'ın e, Volubear, Kalista ve e, Orianna'sı vardı yanılmıyorsam. Yani biraz belli gibi. Çünkü Kalista'yı genelde menzilli bir şey menzilsiz bir destekle oynuyorsunuz. Genelde işte erken önünde baskı kurabilecek bir destekle oynamaya gerekiyor. Fakat bunu yaparken hem bu desteklere iyi cevap verebilen hem de Jinx'in hayatta kalmasını sağlayabilen o güvence olan tam genci banlamadılar. Tamam mı? İkinci nokta bence ikinci hata. Hata diyebilirim buna çünkü çok büyük bir hata değil belki ama görünümden daha çok etkisi var. Bu kadar uzun menzilli bir kompozisyona karşı. Leona'yı almadılar. Bence bu arada playoff'ların en underrated şampiyonuydu Leona. Neden oynanmadı gerçekten bilmiyorum bu kadar. Yani bu kadar yüzüne bakılmayacak durumda falan değil yani kesinlikle. Çünkü şöyle bir artısı var Leona'nın diğer desteklerden farklı. İnsanlar e, izleyici izleyicilerde de bunu çok dikkatimi çekti. Leon'un ultisinin bekleme süresinin kısalığının farkında değiller abi. Çok ciddi kısa bekleme süresine sahip bir ulti Leon ultisi ve kendini kitleyen yani belki ultiye bastığında ne oluyor? Duruyor. Ultiye bastığı anda da karşılık ultisi atabilir ona. O yüzden Leon'un olduğu bir ortamda mesela çok rahat ulti atamaz. Ama bence asıl kilit olan genelde tam kençi yasaklamamaktı. İlk maçtakine benzer şeyler yaşandı. Yine erkenden ittirme avantajı alındı. Yine erkenden bir tempo yakaladı Galatasaray e-spor tarafı ve 2-0 öne geçmeyi başardı. 3. karşılaşmada bir şeyleri değiştirmeye karar verdi. İstanbul Wildcats tarafı. Bu sefer kırmızı tarafa geçtiler. Bence seri içerisinde verdikleri en akılcı karardı. Ben %100 verimlilikle kullandıklarını bile düşünmüyorum. Bak o kadar söyleyeyim size. Daha iyisini bile yapabilirler. Daha iyi draftta bile çıkabilirlerdi burada. Ama en azından bu sefer şunu değiştirdiler. Ya biz her maç tempoyu veriyoruz. Özellikle üst ittiriliyoruz falan. Buna gerek yok. Ki bu arada ikinci maçta aslında e, Wildcats kırmızı tarafa gönderilmişti Galatasaray tarafından. Ama mesela Aatrox çok kolaylıkla Renekton'u ittirebilen beş, şey Urgot çok kolay ittiremiyor Renekton'u. Ve bir noktada zaten Renekton cevap verebilir hale de geliyor. Öyle Gül'ü oynaya kazandığı bir eşleşme değil. Bana sorsanız mesela Jace ile oynanması gerekiyordu ikinci karşılaşmanın. O ittirme avantajını sağlardı. Artı menzil dezavantajını da kapatabilecek bir şampiyondu Jace. Ama sıkıntı yok. Üçüncü maçta sonunda üçüncü maçta hem serini maça döndürebilecek bir seçime gittiler. Çünkü e, Zoe'nin aşırı darlayamadığı ve biraz görece dayanabileceği bir Sylas seçimi vardı. Hem de doğru noktada seçtiler. Artı Starscream ve serinde bu maçı çok daha iyi oynadılar önceki maçlarına kıyasla. Ve hızlı bir galibiyet aldı Wildcats tarafı. Onlar da bu sefer orta oyun geçişinde özellikle çok ciddi tempo aldılar. Ve bununla çok önemli bir noktaya getirdiler maçı. Dördüncü karşılaşmamız e, bence bir yarım alt draft e, Wildcats tarafından. Ama bunu Wildcats sağlamadı. Yani Wildcats değil, Galatasaray beceremedi. Kendi kendine out draft etti Galatasaray. Ee, özellikle Grace ve Galio... Yani Grace var diye Galio oynamaya bu kadar odaklanmış olmaları... Serafi'nin onlara beleş koridoru oynatacağı bir noktada beleş koridoru kabul etmemiş olmaları... Artı... Yine ittirme dezavantajıyla oynamaya çalışması. Ve şu da var, bu sefer outscale olabilirlerdi. Yani... Evet Jinx geç oyunda çok güçlü bir şampiyon. Okey ama Seraphine de çok güçlü bir şampiyon ve siz tamamen anlık hasar odaklı bir kompozisyon oynuyorsunuz. Anlık hasar odaklı kompozisyonların en iyi cevaplarından biri. Belki de en iyisi şu anda Seraphine. Çünkü notalı yani işte 3 notalı güçlendirilmiş kalkanına bastığı zaman çok büyük bir kalkan açıyor. İyileştirme falan ondan sonraki etkiler. O kalkanla o burst'u o anlık hasarı tuttuğunuz zaman ki Galio'nun şu andaki durumu tamamen o anlık hasar üzerine. Onu tuttuğunuz zaman Ölmüyorsunuz. E de e, bütün bu olayı o anlık hasar üzerine. Onu tuttular Seraph'in sayesinde ve e, maçı da kazandı. Seri'yi de 2-2'ye getirdi Wildcats tarafı. Son karşılaşma e, yine bir outdraft ama bu sefer Wildcats kendi outdraft etti. Kendi becerdiler. E, ben ya Yine Galatasaray fırsat verdi bu arada. Onu da söyleyeyim yani. 4. seçimden Troll bir Narp 2 aldı Galatasaray tarafı. Hiç ihtiyaçları yoktu bu arada. Yani hiç ihtiyaçları yoktu. Şundan dolayı ihtiyaçları yoktu. Çünkü Wildcats üst koridorunu kör alsa inanılmaz bir baskı noktası üretebilirdi Galatasaray tarafı. Ve bu kadar outscale olmaktan, bu kadar koridor aşamasında e, çaresiz kalmaktan ayrı bir noktaya giderdi maç onlara. Çünkü yine Grace'leri vardı ve bu sefer koridor aşamasında çaresiz kalmayı göze alamazlardı. Ama 4. pick'ten Nar aldılar ve karşıları ellerinde Velkoz varken, Grace varken ve Tristana varken karşıya malfight Narın karşısında da zaten iyi bir eşleşme. Bütün pro oyunculara da sorabilirsiniz bu arada. Çok kolaydır. Malphite eşleşmesini sever pro oyuncular. Yani Malphite ile Nar'a karşı gitmeyi severler. Sonra da bilirsiniz. İsteyen varsa sorsun üst Kör seçimini de yani son seçimini de karşı seçiminde desteğine sakladı. Neyi ne sakladılar anlamadım. Yani rel aldılar zaten. Hani ne saklanacak bir seçim. Ne maçı değişti. Bilmiyorum niye böyle bir şey yaptı Galatasaray tarafı. Ama Malphite çok doğru bir okumaydı. Ee, yani madem Galatasaray o, orada bir nar seçimi yaptı. Malfay çok doğru bir cevaptı. Zaten maçın içerisinde çok kolay gitti Wildcats adına. Yani evet maç biraz uzun sürdü geç bitti ama hiç sıkıntı yok. Wildcats istediği için geç bitti. Onlar ne kadar? İşte, sabaha kadar oynanabilirdi bu arada bu maç. Sabaha kadar oynandığında gene daha etki, daha güçlü oluyordu Wildcats. Yani 38'de bitmiş amaç. 58'de bitsin gene Wildcats daha güçlüydü. 108'de bitsin gene Wildcats daha güçlüydü. Elindeki kompozisyon buna çok uygundu. Çünkü bir Sena kompozisyonu oynamak istiyorsunuz. Sena kompozisyonlarının en büyük problemlerinden birisi nedir? Sena güçlerine ne kadar çok zayıf kalması kompozisyonu. Ama bu sefer öyle değildi. Berlerindeki Malphite yani Star süper bir maç oynadı mı? Hayır ama varlığı ya yani Malphite seçiminin varlığı yetti. Vel'koz hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı bu arada Vel'koz. Grace hiçbir şey yapamadı. Sadece önde duruyor Star e, ulti tehdidi basmıyor bile bu arada ultiye. Sadece önde durarak Sena ve Orianna'nın istediği kadar güçlenmesini olanak sağladı. Sena zaten yeterince güçlendikten sonra da hadi bitirelim dedi Wildcats ve hadi bitirdiler. Tam olarak da öyle oldu ve Wildcats 3-2 ile finale çıkmayı başardı. Şimdi gelelim finale hakkındaki düşüncelerimize. Ee, ya yani üç 3-0 demekten başka bir alternatif yok zaten. Ya sezonun da favorisiydi bence. Ee, sezon başında da bir numaraya koymuştum ben onu. Ben Supermasa'nın birinci olmasına da şaşırmıştım hatta ligi birinci bitirmedi. Benim gözümde sezonun da favorisiydi. Sezon içerisinde de bence açıkçası en iyi, genel toplamda en iyi oynayan takımdı. Playoff'a gelirken rakip olacak takım bence onlara Galatasaray'dı. Çünkü oyun stili olarak zaten olaylar belliydi. Ve Galatasaray gerçekten de rakip olabileceğini de gösterdi. İki maç ben çok ciddi terlediğine eminim Valkerson'da özellikle ikinci maç yani ilk, ilk ilk maçta zaten hani bir türlü yakalayamalar ama ikinci maç biraz kafa olarak mental olarak da onları yorabilecek bir maçtı çünkü ikinci maç aslında biraz daha doğru hamleler yapmalarına rağmen hiç istediğini alamadı baylaket ama bir şekilde geri dönmeyi başardılar. ve bence sezonun favorisi olarak oynadıkları oyun da Fenerbahçe ters gelecek bir oyun tarzı Fenerbahçe'nin zorlandı seri hatırlıyor mesela nasıl seyrediyor çok daha zorlandı aslında Süper ve karşı oldu çünkü her maç geri düştüler. bak Fenerbahçe elimizde istatistiği var 5 maç boyunca dakika 20'de Fenerbahçe'nin en yakın olduğu nokta eksi 3500 altın. Bak en yakın olduğu nokta. Nasıl şey sporsa. Supermasi maçı öyle değildi. Supermasi daha kolay bir seriydi Fenerbahçe. Yani sub birinci nasıl üçüncü falan filan diye aldanmayın yani ona. Nasır serisi daha zordu Fenerbahçe için geçmek adı. Wildcats'da Nasır gibi erken oyun üstünlüklerini alan bir takım. Ki Galatasaray serisinden sonra bence onlar da bu erken oyun konusunda kendilerinin de yapabileceği bazı şeyler e, bulmuşlardır. Galatasaray'dan bir şeyler almış olabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki bir haftada ne kadar hazırlarlar bilmiyorum. Ama e, ya final finaller genelde 3-0 çok bitmiyor. E, ama final gibi bir ortamda da ritmi aldı mı hakikaten iyice adrenalinle. Bir de tabii sahnede olacak. Yani sahnede var. E, o ritmi aldı mı olaylar çok değişebilir. Tabii sahne olduğu için uzun süredir de sahnede oynamadığı için oyuncular buna nasıl reaksiyon vereceklerini bilmiyorum. Yani atıyorum farazi konuşuyorum. Ee, sahneyi gördüğü için coşanlar da olabilir. Mesela Serin geçen sene sahnedeyken hiç oynayamıyordu. Ne zaman eve geçtik Serin coşmaya başladı. Veya Serin gibi bir durumda olabilir. Sahneyi gördüğünde dökülenler de olabilir. Bilmiyorum hangi tarafın geleceğini, hangisinin geleceğini. Ama kağıt üzerinde baktığında Valkes çok 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 daha üstün kalıyor. Valkes Supermassive'e de çok üstün kalacaktı. Valkes Nasr'a da çok üstün kalacaktı. Wildcats'ın üstün kalmayacağı tek takım Galatasaray'dı. Onlar da, da yarı finalde eşleştiler. Ve zor da olsa güçlü de olsa elemeyi başarırlar. O yüzden final üzerindeki tahminim. 3-0 Wildcats önünde. Tek bir nokta var. Bence Fenerbahçe'nin çıkış yakalayabileceği. Ve bunu Supremacy serisinde de aslında iyi kullandılar. Ee, burada da kullanabilirler. Yine karşılarında AD orta koridor oynamayan bir oyuncu var. Yani siz mesela karşınızda Wildcats'a e karşı gittiğinizde mesela karşıya orta kurdurulmuşun gelmeyeceğine emin olabilirsiniz gibi. O kadar yakın olabilirsiniz. Veya Tristana'nın ortaya esnemeyeceğine emin olabilirsiniz. Çok draft konusunda çok büyük sürprizler yapmayacak Wildcats bence. Ve bu sürprizlerle biraz rakibin ters ayakla yakalamayı deneyebilir Fenerbahçe tarafı. Ee, ama sub karşısında gösterdiklerinin de çok dışına çıkabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü benzer profilde orta koridor oyuncusu var karşılarında. Kendilerinin yani Fenerbahçe'nin fark yarattığı nokta draft konusunda özellikle orta koridordu ama bence oyunculuk olarak Oncan da geçen seriyi de çok iyi bir seri oynadı. yani Nocturne seçimi çok Bence Nocturne'un yasaklanmasını hazırlayabilirler kendilerini. Çünkü Wildcats Galatasaray'a karşı bile yani Nocturne'u göstermemiş bir takıma karşı bile düzenli yasakladı. O yüzden oynamaya kendini hazırlaması lazım bence Fenerbahçe'nin. Nocturnus'uz oynamaya kendini hazırlayabilirse, Serin'i biraz oyundan düşürebilirlerse, sahne avantajı belki Serin'in tekrardan sahne deliğini titrediğini görebiliriz. Oradan bir şeyler çıkarabilirse o zaman maç veya seri kazanabilir. Ama bunları yapmadığı takdirde ve ikisi de normal şekilde yani yarı finalde oynadığı şekliyle oynamaya çalışırsa o zaman bir kazanacağını düşünüyorum diyelim. Ve Şampiyonluk Ligi'nin sonundan bir önceki karnesinin sonuna gelelim. Bundan sonraki karnemizde sadece final serisini değerlendireceğiz ve MSI'ya dair e, videolarımız olacak artık bu noktadan sonra. Ufak tefek şampiyonlarımız da belli oldu. Tabii ki e, şimdiden e, Mad Lions'ı ve Armut'un şampiyonluğunu da kutlamak lazım. E, Elisi karnesi daha çekmedim e, ama çektiğimde orada da buna değineceğim. Ama tekrardan tebrik etmek lazım Armut'u. Çok büyük bir iş başarılar. Onlar da... 2-0'dan geri geldiler. Bu hafta Fenerbahçe'de 2-0'dan geri geldi. de 2-0'dan geri geldi. Armut'ta 2-0'dan geri geldi. Ve serilerini kazanmayı başardılar. Çok büyük bir şey imza attı Armut. Tabii ki bizim takımımız değil. Tabii ki bir LEC takımı ama biz kendi desteklediğimiz oyuncuların takımların hep yani MSI'de ben bunu Twitter'da da dile getirdim. Bu şekilde dile getirdim. Ya yani o kadar fazla ucu ucuna gelip yani Geçen seneki Worlds'u hatırlayın. Yani bir büyük bölge takımını yenip daha sonra bir başka World Cup takımına elenip gruplara kalamamak falan hep böyle ucuna getirip sonunu getiremediği için takımlar sonunun geldiğini gördüğümüz bir ortamda bir kişi bile olsa bir kişinin bile sonunu getirebildiğini görünce e, acayip mutlu oldum, acayip sevindim. O yüzden tekrardan tebrik ediyorum. Armut'u da ilisi karşısında tekrardan detaylı değerlendireceğiz bunu. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.